Neden yurt dışı? Şimdi tabii öncelikle maddi nedenler bence. Çünkü yurt dışında bu biraz daha pahalı bir Daha mı yöntem. pahalı hocam? İkincisi de tabii ne kadar çok yapıyorsanız o kadar deneyiminiz var. Pratiğiniz var değil Ne mi? kadar çok yapıyorsanız o kadar teknolojiyi takip edebiliyorsunuz. Çünkü bu sonuçta bir maddi güç. Yani o teknolojiyi takip edebilmek. Yani şöyle düşünün, sizler de çok elektronik cihaz, bir sürü monitör kullanıyorsunuz, televizyon kullanılıyor. En birincil şeyi, televizyon ne kadar çabuk değişiyor, ne kadar çabuk gelişiyor. Lazerler de böyle. Sonuçta teknoloji hiç yerinde durmuyor. Siz belli bir sayının üstünde yapabiliyorsanız o maddi gücünüz oluyor ve o teknolojiyi takip edebiliyorsunuz. Yoksa edemiyorsunuz. O nedenle de hastalar daha çok yapan, teknolojiyi takip eden. Çünkü internet artık hani her yerde var. Sonuçta bir şekilde sizin neler yaptığınızı orada da öğrenebiliyor. Bir de tabii maddi olarak da biraz daha şey. Tabii İzmir destinasyonu ilginç bir yer. Yani deniz, işte Efes, Meryem Ana gibi onları da ziyaret etmek. Çünkü bugün ameliyat oluyor, ertesi gün oralara gidebiliyor. Evet. Ha, belki denize hemen giremiyor ama tatilinin ilk anlarında denize giriyor, sonra lazerini oluyor. Ondan sonra birkaç gün burada Efes, Meryem Ana geziyor, sonra gidebiliyor. Bir haftasını burada rahat rahat geçiren insanlar var. Tabii tatilin arasına bir de tedaviyi sokabilmek onlar için süper bir şey. Şunu çok iyi biliyorum, birçok izleyicim Avrupa ülkelerinden aradığını, bunun Almanya'sı, Avusturya'sı birçok ülkeden arıyorlar. Diş ve gözle ilgili sıkıntılarının olduğunu biliyorum. Şimdi oradaki İletişim gurbetçiler kopukluğu değil zaten mi? bizi tercih ediyorlar. Neden? Çünkü aynı dili konuşuyoruz diye. Ne kadar ana dilleri gibi Almanca'da veya işte başka Fransızca'da konuşsalar orada yaşayanlar yine de buraya geldiklerinde memleketlerinde o problemlerini çözdürmekten çok daha büyük zevk alıyorlar. Çünkü sonuçta İletişim hekimle kopukluğu hasta var. arasındaki güven ve diyalog çok önemli.